Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden sizlere seslenmeye devam ediyoruz efendim. Muğla Köyceğiz'deyiz. Köyceğiz bölgesinde özellikle son dönemlerde adından sıkça söz ettiren bir isimle tanıştıracağım bugün sizleri. Kendileri oto alım satım işiyle uğraşıyor. İlyas Beylerle beraberiz. İlyas Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu macera nasıl başladı? Macera benim çocukluk hayalimdi. Önceden beri istediğim bir şeydi. Onun sayesinde nasip oldu, başladık. Bölgede de eksikliğini hissettiniz aslında bu işin, yani, değil mi? Yani eksikten ziyade temiz araba alıp satan yoktu bizim bölgemizde. Benim amacım bu. Yani şimdi burada neler yaptığımızı biraz sizlerden dinlemek istiyorum. Burada oto alım satım yapıyorsunuz ama hangi grup araçlar sizlerde bulunabilir mesela? Her şey, A'dan Z'ye bütün her türlü araç alım satımı yapıyoruz biz. Yani taksi, kamyonet, kamyona kadar yapıyoruz yani. Traktör bile var, yapıyoruz. Bölgeniz itibariyle tabii ki burada tarımla uğraşan da çok fazla insan var. Dolayısıyla bölgenize uygun olan araçlar, yani kamyonetler, traktörler, bunlar da bulunuyor ama ekonomi sınıfı dediğimiz ama aynı zamanda lüks grupta dediğimiz bütün araçlar sizlerden temin edilebilir mi? Evet, her şey, yani her türlü araç temin edilebilir. Peki ödeme imkanlarınız nasıl oluyor? Yani tek seferde mi ödeme yapıyorlar sizlere, yoksa galericilerde görüyoruz yani aylık ödemeler olabiliyor, yıllık ödemeler olabiliyor? Biz de peşin alıyoruz, peşin satıyoruz. Çek, senet vesaire, o şekilde çalışmıyoruz. Yani. Peki sadece mesela bizler şu an Köyceğiz bölgesinden sesleniyoruz ve merkezi bir lokasyondayız. Ama sizlere sadece talepler Muğla ya da Köyceğiz'den mi geliyor, diğer illerden de yoksa talepler oluyor mu? Yok, internet üzerinden ilan veriyoruz. Türkiye'nin her yerinden. Yani Malatya'da araba satıyoruz, Yozgat'ta satıyoruz, Hakkari'de satıyoruz. Dünya, Türkiye'nin her yerine satabiliyoruz yani, sıkıntı yok. Araç alımına da yine Türkiye'nin birçok bölgesine tabii gidiyorsunuz. Tabii ki de, yani bulduğumuz zaman. Yani bize uyan bir araç bulduğumuz zaman biz de gidiyoruz, alıp getiriyoruz. Şimdi baktığımız zaman aslında bölgede meslektaşlarınız var, sektördaşlarınız var. Ama sizleri seviyorlar ve tercih ediyorlar. Neden sizleri tercih etmeleri gerekiyor? Bizim başta amacımız, bilmeyeceğimiz arabayı galerize koymuyoruz. Yani önceliğimiz o. Yani hatasız, boyasız, kazasız olmasına dikkat ediyoruz. Ya buradaki, hatta biz ilk geldiğimizde röportaja başlamadan önce sohbetimizde ederken İlyas Bey şöyle bir şey söylemişti, az önce söylediği gibi. Biz kendimiz bilmeyeceğimiz hiçbir aracı zaten satın almıyoruz. Hiçbir müşterimize de satmıyoruz. Evet. En kötü ihtimalle aldığımız aracı kendimiz bineriz ama yine de kendi bilmeyeceğimiz bir aracı temin etmeyiz diye bahsetmişti. Evet. Peki sosyal medyalarda da güncel olarak paylaşıyor musunuz araçlarınızı? Paylaşıyorum. Aldıktan sonra, temizledikten sonra araçları bilgileriyle beraber güncel olarak paylaşıyoruz. Peki daha çok bu işi yapanlar aynı zamanda kiralama işiyle de uğraşıyorlar. Yakın bir zamanda öyle bir düşünceniz de olur mu? Hedefleriniz arasında var mı yani? Tabii ki olabilir. Yani biraz daha bu işi öğrendikten sonra, daha kendimizi geliştirdikten sonra olabilir. Niye olmasın? Yapabiliriz. Peki araçlarınızı, şu an elinizde, portföyünüzde olan güncel araçları nereden takip edebilirler? Sarı siteden takip edebilirler. Kendinize ait bir sosyal medyanız vesaire var mı? Aybarsut olarak Facebook hesabı var. Şu an o var. Instagram hesabımız var. Burada aynı zamanda bir aile şirketi gibisiniz aslında. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Biz iki kişi başladık. Tabii yardımcımız var. Onlardan da yardım alıyoruz. Tabii ki diğer illerde telefonla görüştüğümüz kişiler var. Bize araç biliyorlar, temin ediyorlar. Öyle var yani. 5-6 kişiyle çalışıyoruz şu an için. Şimdi sizler burada gerçekten işini dürüst bir şekilde, iş ahlakıyla devam ettirmeye çalışan bir işletmecisiniz. Peki sizler, ekran başındaki izleyicilerimize bir öneride bulunmak isteseniz, bir araç alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor sizce? Bir kere galericilerden korkmasınlar. Yani biz adamı yemiyoruz yani. O galeriden araba alınmaz mantığını bıraksınlar. Asıl araba galeriden alır. Yani biz zaten alırken A'dan Z'ye kontrol ediyoruz. Geldikleri zaman o alıcılar da A'dan Z'ye aracı kontrol ediyorlar. Yani korkmasınlar, bu galeriden araba alınmaz mantığını bıraksınlar. Rahatlıkla gelebilirler yani. Özellikle Köyceğiz bölgesindelerse ya da temiz bir araç arayışları varsa sizlere ulaşımda bulunabilirler. Türkiye'nin aslında birçok bölgesine hizmet veriyorsunuz sizler. Sadece Köyceğiz'de de sınırlı bırakmamak gerekiyor. Yine ekspertiz hizmetlerine falan da sunabiliyorlar sizlerden aldıkları aracı. Her türlü açık. Zaten yaptırarak alıyoruz, yaptırarak da veriyoruz. Gönül rahatlığıyla görürler yani. Hiç sıkıntı yok. Peki sizlerin şu anda portföyünüzde bulunmayan bir araç var ama müşterinin talep ettiği bir ürün var. Yani ben şu aracı istiyorum İlyas Bey dedi. Yine bunu temin edebiliyor musunuz sizler onlara? Tabii ki belli bir süre istiyoruz. O arada illaki isterse buluyoruz. Bulabiliriz yani. Bizim işimiz bu. Bulacağız. Yani sadece kendi portföyümüz üzerinden değil, şu anda elimizde bulunan araçlar üzerinden değil, onların da talepleri olursa onları da karşılıyorsunuz ve istemiş oldukları araç sınıfını, araç grubunu onlara bulabiliyorsunuz. Buluruz. Peki bundan sonrası için neler yapmayı hedefliyorsunuz? Hedeflerimiz arasında neler var? Dediğiniz gibi kiralama işi olabilir. Daha da tabii işimizi büyütmek yani. Başka bir isteğimiz yok şu an için. Bundan sonra adım adım artık büyüme yolunda devam edeceğiz. Yani.
10 aracı, 20 aracı çıkarmak istiyoruz. Daha büyük kitleye hitap etmek istiyoruz. Bu amacımız yani, şu an için başka bir şey yok. Teşekkür ediyoruz sizlere. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim sizi. Uygun, temiz araç sahibi olmak istiyorsanız her zaman bekleriz. Hiç alışveriş yapamazsak bile bir çayımızı içersiniz. Buyurun gelin. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyor ve izleyicilerimize diyoruz ki efendim sadece Köyceğiz bölgesinde değil, Türkiye'nin birçok bölgesinden kendilerine ulaşabilir. Eğer istediğiniz bir araç varsa ya da aramakta olduğunuz bir araç varsa mutlaka onlar da bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.